Bugün affetmeyi konuşalım. Affetmek çok insanların kafasında nasıl affederim, affetmek olmaz. İşte affedersem Allah da affeder mi? Niye affedeyim ki? Diyenler var. Bunun yanı sıra affetmeyi istiyorum ama başaramıyorum. Nasıl affedebilirim? Diyenler var. Bu konuda konuşmak istiyorum. İlk önce niye affetmemiz lazım? Affederim mi? Affedersem benim için iyi mi olur? Herkesi, her şeyi, her şeyi, ne olursa olsun her durumda affetmeyi başarabilmek başkasına değil kendimize yaptığımız bir özgürlük. Herkesi affetmeliyiz. Ben de herkesi affettim şimdiye kadar ki. Ne olursa olsun herkesi affettim. Affettik diye gidip o insanla görüşeceğiz mi, konuşacağız mı? Yok öyle bir şey. İlla böyle bir şey gerekmiyor. Bununla birlikte affedersek Allah'ın da affettiği anlamına mı geliyor? Hani Allah affeder mi, affetmez mi? O Allah'ın bileceği bir şey. Biz onu bilemeyiz. Biz niye affediyoruz? Bizim üzerimizde yük kalksın diye. Bir de şunun şöyle bir enerjisel boyutu var. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben bunu düşündüğümde ve fark ettiğimde gerçekten gereksiz bir şey olduğunu anladım affetmemenin ve kendi üzerime yük yarattığını gördüm. Affetmediğimiz her insana kordon bağımız uzanıyor. Göbeğimizden bir kordonlar var ya, diğer insanlara uzanan. O kordon bağıyla bu bizi sinir eden, hani canımızı acıtan insanları beslemeye, enerjisel boyutta beslemeye devam ediyoruz. Oradan onlara bir enerji gidiyor. Bu enerji vesilesiyle karşıdaki insan mutlu, huzurlu, sağlıklı, daha iyi, daha enerjik, daha dingin. Çünkü senin enerjini çekiyor sürekli. Bir enerji giderken, ona böyle bir enerji giderken bakıyorsun ki daha halsizsin, daha mutsuzsun, sabah daha zor kalkıyorsun. Şimdi bu başlı başına sıkıntı. Başlı başına. Sadece bu sebepten bile affedilir. Tamam mı? Çünkü o kordon yaratıyorsun yani. Kordon yaratıyorsun. Şöyle bir şey söyleyeyim. Affetme çalışması yaptın. Hoponopono ya da diğer çalışmalar. Az sonra bahsedeceğim. Sonra belli bir süre sonra baktın. İçindeki acı büyük olduğu için tekrar böyle bir hınç, kin olabilir. Nefret. Duymaya başladım bu insana karşı. İçindeki böyle bir şey homur 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 ona karşı bu konuşuyor, tamam mı? Kendi kendine konuşuyorsun böyle böyle, niye oldu bu ki, şu bana da şunları yaptı falan filan diye. O vakit tekrar kordon kesmek lazım bak. Kordon kesme işlemini ben Şifacı'nın rehberi kitabımda anlattım. Birkaç tane niyet var, onu yapabilirsiniz. Ondan yararlanabilirsiniz, çok önemli. Oradan yararlanabilirsiniz. Affetmenin çok önemli bir boyutu daha var. Bunu düşündünüz mü yine bilmiyorum. Affetmemek karma yaratır. Bak bu da niye karma yaratıyor? Şimdi diyelim ki birisi size kötülük yaptı. Bu kötülüğü düşünüyorsunuz ya sürekli. Düşünüyorsunuz. Bana bunu da yaptı, şunu da yaptı, bilmem ne de oldu falan da filan da. Ondan sonra herhangi bir kötülük olabilir. Tamam mı? Ne oluyor? Enerji ona gidiyor, değil mi? O yapılan şeye sürekli enerji akıyor. Ne oluyor? Enerji neye odaklanırsa onu çoğaltmaz mı? Değil mi? Yani şimdi hayatınızda diyelim ki aklıma gelenleri söylüyorum. İğrenç bir cimrilik, bilmem ne, bencillik, fedakarsızlık. Yani karşı tarafın fedakar olması değil de sizin fedakar davranmışsınız falan. Ya sahtekarlık, her şey olabilir, tamam mı? Kötü davranış, şiddet. Her ne yaşadıysan. Bunlara maruz kalmışsın mesela ve bunları içinde biriktiriyorsun ve bunlara sürekli enerji göndererek ya birini anlatıyorsun ya homur homur konuşuyorsun ya bir şey yapıyorsun, değil mi? Bu enerjiyi, kinini devam ettiriyorsun. Devam, 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 devam. Ne oluyor, ne oluyor? Evrene sen ne gönderiyorsun? O zaman aldatıldıysan aldatılma enerjisi yolluyorsun. Sahtekarlıkla karşılaştıysan sahtekarlık enerjisi yolluyorsun. Yani şiddet gördüysen şiddet enerjisi yolluyorsun. Terk edildiysen gene aynı terk edilme enerjisi. Bir kayıp yaşadıysan birinin kaybı ama o şeye girmiyor, affetmeye girmiyor. Ondan sonra hani herhangi birisi affedemeyeceğin bir durum yaptıysa sana o durumu düşüne 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 ne oluyor? Sen o durumu evrene yolluyorsun. Yani evrene neyi yolluyorsun? Diyelim ki sahtekarlıkla karşılaştın. Sahtekarlık yolluyorsun evrene. Ne oluyor? Gene hayatında sahtekarlık yapan insanlar karşına çıkıyor. Sonra diyeceksin ki mesela
Ya Özlem hocam, benim de hayatıma hep böyle sahtekarlar çıkıyor. Ama şimdi sen enerjini hep ona yöneltiyorsun. Bir bırak, bir bırak, iyiye yönelt enerjini. Yani sevgi düşün, güzellik düşün. Ya bırak, kimin günahı varsa, sevabı varsa Allah zaten hepsini biliyor. Değil mi? Bir de mesela sen o insanı affettin diye Allah da affedecek diye bir şey yok. Hani sen o insanı affettin, o da ilahi nizam mekanından özgür kalacak ve suçsuz, günahsızmış gibi cezalandırılmayacak ve Allah da onu azat edecek diye bir şey yok. Allah'ın bileceği bir şey. Biz bilemeyiz onu. Tamam mı? Yani sana yapılanları Allah gördü. Değil mi? Sen affettin de bakalım Allah affedecek mi? Ya da sana, seni affetmen Allah'ın affetmesi anlamına mı geliyor sana göre? Değil. Değil. Sen bırakıyorsun. Ben şöyle yapıyorum. Her neyse, her ne olduysa herkesi her koşulda ve her durumda özgür bırakıyorum ve hayatıma artık güzellikleri çekiyorum. Bak bunu de. Oldu mu? Ondan sonra herkesi affetmeye niyet ediyorum. Bak burada çok önemli bir nokta var. Bazen affedemeyiz. İçimizde çok büyük bir acı vardır, acı. Ve affediyorum dediğimize kendimiz de inanmayız. Ben bunun için affetmeye niyet ediyorum demeyi öneriyorum. Niye? Ya yüreğini yumuşatır. Bazen affediyorum dersin ama kalbin inanmaz, kendine sahtekarlık yaparsın. Yani hala canın acıyorsa ben onu affettim dediğin zaman kendin inanmıyorsun ki, yalan. Yalan. Kendi kendine yalan söylüyorsun o anda. Affetmediysen affetmemişsindir. Değil mi? O zaman affetme çalışmasında affettim, affettim, affettim demek sabahtan akşama kadar saçma. Onun yerine affetmeyi niyet ediyorum. Gerçekten kalbimi yumuşayıp affetmeyi niyet ediyorum demek ki daha anlamlı. Bir gün gerçekten affettim diyebilirsin. Ama onu hissedip de diyene kadar affetmeyi niyet ediyorum demek daha iyi. Çünkü o zamana kadar affettim desen sanki kendine inanacak mısın ona? Ya da henüz affetmemişsen affettim desen ne olacak? O zaman kendine sahtekar olacaksın. Yalan. Affetmeyi niyet ediyorum. Ve böylece de bir direnç göstermez bilinçaltı. Yani hani sen onu bilinçaltında affetmek istemiyorsan şayet, hani kızgınlığın devam ediyorsa ama affettim affettim diyorsan, affetmediğini de biliyorsun. Ne oluyor? İçinde karmaşa çıkıyor değil mi? Karşıtlık ilgisi. Bu yüzden aslında tam da tersine affetmek istememen artabilir. Affetmeye niyet ediyorum dediğinde ama daha yumuşak bir geçiş var. Çünkü o an affetmemiş de olabilirsin ama bu sadece bir niyet olduğundan geleceğe olumlu bir gönderme yapıyorsun. Tamam mı? O an affetmemiş olabilirsin ama affetmek istiyorsun demek ki. Affetmeyi niyet ediyorsun. Ne olacak? Sana bu yönde bir yardım da gelebilir ilahi sistemden, değil mi? Affetmen için. Ya o insan özür dileyebilir. Yani çeşitli şeyler de sana gelebilir ya da gelmeyebilir. Kalbine bir huzur, sükut gelebilir. Ya da birisi sana öyle bir konuşma yapabilir ki, herhangi birisi. Meleklerimiz genellikle başka birinin dilinden bizimle konuşur. Onu bizimle konuşturur ki bizim aklımız başımıza gelsin diye. Belli bir idrak seviyesine gelebilelim diye. Şimdi direnç yasasıyla affetmediğimiz sürece aynı şey tekrar eder. Bak şimdi mesela birisi sahtekarlık yapmış diyelim. Affetmiyoruz. Ne oluyor biliyor musun? Affetmemeye direnç gösterdiğimiz için ve sürekli enerjimizi o sahtekarlığa yönelttiğimiz için evrende yasalar var. Bu yasalardan bir tanesi direnç yasası. Biz çoğu şeyi fark etmeden yapıyoruz ve kendimizi çekiyoruz. Belki o affetmediğin insanı sen de çekmiş olabilirsin. Nereden biliyorsun karmanın olup olmadığını o insanla? Ya da önceki hayatında yapıp ettiklerini bilmiyorsun. Bununla ilgili de bir tekamül sürecin olmuş olabilir. Ya da buradan öğrenmen bir şey, gereken bir şey olabilir. Onu öğrenmişsindir. Ya da her neyse, her ne durumsa, ne varsa bırak. Çok büyük yük. Affetmemek büyük. Direnç yasası, sen affetmemeye direnç gösterdikçe o durum büyür. Balon gibi şişer, şişer, şişer. Ya sen hasta olursun, bir yerinde bir şey olur, sıkıntı kalır yani, tamam mı? O insana sürekli enerji gönderiyorsun. O acıyı hayatında tutuyorsun. Bırak acıyı ya, bırak acıyı. Sürekli hayatına tut 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 nereye kadar? Ya da acıyı hayatında tutsan, affetmesen acın geçecek mi? Karşı taraf pişman mı olacak sen affetmeyince? Ya da sen affetmeyince Allah daha mı çok ceza verecek o insana? Hayır. Kendi mutluluğunun önünde blokaj.
Affetmediğin insanlara göstereceğin en büyük acı mutlu olmaktır. Senin mutlu olmandır. Senin başarılı olmandır. Gerçekten de sevinmen, eğlenmendir. Ama mesela şöyle bir şeyden bahsetmiyorum. Eğlenir gibi yapmandan bahsetmiyorum. Sevinmeden seviniyor gibi yapmandan bahsetmiyorum. Gerçekten gözlerinin gülerek, andan zevk alarak, hayattan zevk alman, Allah'a daha yakın olman ve aman hepsini affettim. Yani hayat akıp gidiyor. Ne halleri varsa Allah'la birlikte olsunlar, benden uzak olsunlar falan demek. Bence daha iyi bir şey. Bana uzak olsunlar, Allah'a yakın olsunlar. Kalplerinde güzellik bulsun. Allah onlara güzellikler nasip etsin. Kalplerini öyle yumuşatsın ki bir gece vakti yastığa kafalarını koymadan ya ben ne yaptım zamanın birinde. Ben bayağı bir eşeklik yaptım. Benim de yaptığım durumlar var. Yani ben de belki o kadar iyi bir insan değilim. Hani beni affeder mi acaba falan diye. Allah onlara merhamet versin kalplerine. Bu daha iyi olmaz mı? Yani yaptıklarının çok kötü bir şey olduğunu anlamaları, idrak seviyelerine ulaşmaları daha iyi olmaz mı? Yoksa diyelim ki başına şunlar bunlar bilmem neler gelsin falan filan diye beddua ettiğimiz olmuştur. Gelecekte ne olacak? Anlamadıktan sonra ne olacak? Ne işe yarayacak? Aynı tas, aynı hamam, kafayı duvarlara vursa ama aynı ne diyeyim? Yozlukla, yontulmamışlıkla, olmamışlıkla aynı hayatına devam ederken başkalarının canını acıtmaya devam ettikten sonra o insan için konuşuyorum. Senin affetmediğin insan için konuşuyorum. Aynı şekilde hayatına devam ettikten sonra sen onu affetmesen ne olacak? Onun başına sürekli kötü şeyler gelse ne olacak? Önemli olan hani şöyle bir dilekte bulunmak daha iyi olmaz mı? Allah öyle büyük bir merhamet, öyle büyük bir sevgi, öyle bir büyük bir yumuşaklık, kalbine öyle büyük bir güzellik nasip etsin ki ben zamanında şu insanı üzdüm, aslında ben kötü bir şeyler yaptım diye düşünse, kendi kendine üzülse ve senin haberin olsun ya da olmasın, sana yaptıklarının aslında kötü bir şeyler olduğunu kendi idrak seviyesinde anlasa, bu daha iyi olmaz mı? Böylece ne olur biliyor musun? Başkasına da yapmaz aynı şeyi ve o insan bir değişim gerçekleşir. Evren nasıl güzelleşir? Bir başkasına kötülük yapmazsa artık o insan düzelirse güzelleşir değil mi? İnsanların kalplerinin güzelleşmesi lazım bu evrenin güzelleşmesi için. Ne olacak? Senin affetmediğin insan başkasına da öyle davranacak. Bu böyle devam edecek. O zaman bir başkası da üzülecek. Ama o insanın kalbi merhametle dolar ve güzelliklerle dolarsa şimdiye kadar acıdığın, ağladığın, üzüldüğün durumların hepsi bir şekilde sende de şifalanır. Nasıl şifalanacağını anlayamazsın bile. Ama bir şekilde şifalanır. Şimdiye kadar ne kadar üzüldüğün, ne kadar ağladığın, ne kadar neden bunlar benim başıma geldiğini diye feryat figan söylendiğini tahmin edebiliyorum. Bunlar değişik sebeplerle birçok insanın başına gelebiliyor. Yani affedemediğimiz durumlar ya da affedemediğimiz durumlara sebep olacak olaylar, durumlar, insanlar oluyor. Bunlar da bizim tekamül sürecimiz için. Umarım hepsinin geçmişte kalmıştır. Bunların hepsinden bir şeyler öğrendik, değil mi? Belki de hayır demeyi öğrendik. Belki kendimizi korumayı öğrendik. Belki kendilerine ne kadar evet dersek o kadar kafamıza çıkan insanlara dur demeyi öğrendik. Değil mi? Ne kadar sınırlarımıza müdahale edilebileceğine kendimiz karar vermeyi öğrendik. Değil mi? Hayatımızın öyle kolay içine edemeyeceklerini, ondan sonra bizi ezip geçemeyeceklerini, insanlara gerçekten hayır diyebilmek ve kök çakrayı korumak çok 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 önemli. Affedemediğimiz durumların neresinden baksak kök çakra var. Bak, ben deme, benim deme, kendi sınırlarını belirleme. Gerektiğinde o insana dur deme. Bunlar hep kök çakra ile alakalı. Bu insana demek ki bir yerde suistimal edilmişiz. Bir yerde iyiliğini yani çok fazla iyilik yapmışız ki o da bizim kafamıza çıkmış, değil mi? Ve affedemediğimiz durumlar gerçekleşmiş. Aslında burada bir kök çakrayı talan etme durumu söz konusu. Bundan sonra tabii bu bir bilinç durumu. Hani kime karşı kök çakrayı korumak lazım, kime karşı kendini korumak lazım, kime hangi durumda hayır demek önemli. Bu da giderek insanda bir bilinç oluşturuyor. Bu bilinç de zamanla oluşmuyor. Yani hani
İnsana evladı o kadar iyi niyetliyiz ki. Yani iyi niyeti nedeniyle hani suistimal edilmeler, üzüldüğümüz durumlar, beklediğimiz o değil, başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Ne oluyor? İçimiz acıyor. Değişik değişik durumlar ortaya çıkıyor. Devam edelim. Affedemediğimiz durumda ne yapmamız lazım? Duymuşsunuzdur. Hoponopono diye bir Hawaii yöntemi var. Bunu yapın onu, o insana. Bence ilk önce kendinizi affedin. Her ne yaptıysanız, yapmadıysanız muhakkak kendinizi affedin. O insan kadar kendini affetmek de önemli. Bu uzun bir konu olabilir. Bunu yetiştiremezsem ya da kızım uyumaya devam ederse şimdi bu konuşmanın devamında da anlatabilirim. İlk önce başkasını affetmeyi anlatayım. Sonra kendini affetmeyi anlatayım. Bebeğim uyumaya devam ederse şimdi, yoksa diğer bir ses kaydında devam edelim. Şimdi diyelim ki birisi canınıza etti. Dilime geldiği gibi konuşuyorum. Kelimeleri seçmeyi sevmiyorum. Ondan sonra bayağı bir canınızı acıttı diyelim. Ondan sonra hayata küstünüz. Şöyle böyle, yani yıllarınız gitti. Çok emek vermişsiniz. Ve beklemediğiniz şeyler. Bunlar yaşanıyor. Ne yazık ki yaşanıyor. Yani yaşanmıyor desek, arabesk desek, sadece filmlerde olur desek. Hayır, yaşanıyor. Günümüzde herkesin hayatında öyle ya da böyle affedemediği bir şeyler, kızdığı bir şeyler, belki affetmiştir bazıları, oluyor. Ne yapacağız? Hoponopono, Hawaii yöntemi. Ne yapacağız? Kişinin adı ne? Yani diyorsunuz ki kişinin, yani bunu kocanız için bile yapabilirsiniz. Kocam beni affet, özür dilerim, seni seviyorum, teşekkür ederim. Tamam. Ya da anne beni affet, özür dilerim, seni seviyorum, teşekkür ederim. Baba beni affet, özür dilerim, seni seviyorum, teşekkür ederim. Kardeşim beni affet, özür dilerim, seni seviyorum, teşekkür ederim. Yani diyelim ki Ahmet beni affet, özür dilerim, seni seviyorum, teşekkür ederim. Adıyla soyadıyla söylerseniz daha iyi olur. Tamam mı? Ben burada sadece yani isim olarak, örnek olarak veriyorum. Bunu herkese karşı yapın. Benim tavsiyem ne biliyor musunuz? Tek bir kişi ele alın. Örneğin anneniz, örneğin kardeşiniz, örneğin kocanız, ayrıldığınız sevgiliniz. Bir hafta, bütün boş zamanlarınızda. Ya boş zamanınız olmuyor mu? Sırada bekliyorsunuz, banka sırası, hastane sırası, değil mi? Markete gidiyorsunuz, yolda yürüyorsunuz, spor yaparken. Bütün boş zamanlarınızda, kafanızın içinden sessizce söyleyin. Yani ne diyeyim mesela? Ahmet beni affet, özür dilerim, seni seviyorum, teşekkür ederim. Tekrar, 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 tekrar. Binlerce kez. Duygu yüklemenize gerek yok. Bak bu çok önemli. Duygu yüklemenize, konsantrasyon sağlamanıza, işte meditasyon yapmanıza, özel vakit ayırmanıza asla gerek yok. Ya evde yemek yaparken bile içinizden hoponopono yapın. Bu bir temizlik, arınma süreci. Bu çok önemli. Belki çok kişiye yapacaksınız bunu. Ne kadar kişiye yapacağınız herkesin kendisine göre değişir. Bu bir arınma. Ya var ya, bu insanlarla karma oluşur. Yani tek 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 tek. Benim bir önerim var. Bu insanları liste yapın. Yani sizin, ikiye ayrılıyor bu. Sizin yapıp ettiğiniz insanlardan da af dileyin. Tamam mı? Bak şimdi ben 2000 kaç senesiydi? 2006 senesi falandı. Ondan sonra yani arkadaşlarım olabilir, çevrem olabilir, bir hoponopono yapmaya ve arınmaya dönemine girdim. O dönemde böyle bir liste yaptım. Yani hani benim var affedemediklerim, ondan sonra arkadaşlarımdan olabilir ya da benim canımı acıttığım insanlar olabilir. Olabilir. Ondan sonra bunları liste yaptım ve bir hoponopono yapmıştım. Sonra hayat gerçekten rahatladı ve dönüşüme girdi. Hareketlendi ve güzellikler oluşmaya başladı. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Onlarla karma bağınız kalmıyor. Kurtuluyorsunuz onlardan. Yani örümcek ağları gibi aslında biz insanlara dolaşıyoruz. Tamam mı? Yani hani bir gözümüzün üstünde bir perde var. Bu perde kalksa böyle bir ağları göreceğiz. Yani onlarla enerjilerimiz var. İsterse başka ülkede olsun. Enerjimiz bağlı onlarla. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani ya o benim yanımda değil ya da yıllardır görüşmüyorum. Affetsem ne olacak? Affetmesem olmayacak. O ne olacak? O iş öyle değil. Bu bir özgürlük meselesi. Bu bir senin onlarla karman biterse senin rahatlaman için. Onların rahatlaması için değil. Anlatabiliyor muyum? Başına tekrar bunların gelmemesi için. Kişisel olarak ben herkes affettim mi? Katıksız herkes affettim. Affetmeye niyet ediyorum. Ama mesela sevmediğim insanlar var. Herkes olduğu gibi.
Affettiklerimin arasında onlarla konuşmak zorunda mıyım? Hayır. Onları affettiğimi onlara söylemek zorunda mıyım? Hayır. Bildirmek zorunda mıyım? Hayır. Belli çalışmalar yaparak affettim. Allah'a havale ettim. Allah'a yakın, bana uzak olsunlar. Hani bunu yapmak daha rahatlatıcı. Sırtımdan yük kaldırıcı. Hiç de umurumda değil. Olmuş bitmiş. İnsanların yaptıkları, yapmadıkları. Ya ne kadar enteresan, bak şunu düşünüyorum. İnsanların ya yapmadıklarına ya da bize yaptıklarını üzüle 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 kendi kendimizin de canını okuyoruz. Evet. Yani şimdi Allah korusun sen kanser olsan kimin ne umrunda? Ne kadar üzülecekler? Göçüp gitsen şu hayattan, Allah korusun. Ne olacak? Kaç, ne kadar üzülecekler? 3 ay, 5 ay, 1 yıl. Sonra o da ne kadar üzülecekler, o da ayrı konu. Ondan sonra ne olacak? Herkes bir şekilde kendi hayatına devam edecek. Ki zorunlu zaten devam edecek yani. Seni üzen kişiden sen kanser olsan, o ay bunu ben çok üzdüm, bak benim yüzümden oldu mu diyecek. Ne olacak yani? Senin bir tarafında belki bir yara var. Bir yerinde bir kist var. Çok mu umurunda? Ay ben bunu çok üzdüm mü diyor. Ya da geceleri uyuyamıyor mu? Üzüntüden. Ben çok üzdüm bak bunu diyor. Vicdan azabından kıvranıyor mu? Hayatına devam edemiyor. Çok mu üzgün? Yaşam kalitesi mi azalmış? İşine gücüne mi gidemiyor? Hayır. Muhtemelen hiçbiri. Yapıp ettiklerinden bile farkında olmayıp hayatına aynen devam ediyordur. Muhtemelen çoğu da kendini haklı görüyordur. Olabilir, olabilir, olabilir. Çoğu da kendini haklı görüyordur. Yapıp ettiklerinden haberi bile olmayabilir. Bilinç seviyesi aşağıdadır çünkü. Affetmemize neden olan kişilerin. Anlatabildim mi? Bilinç seviyesi aşağıdadır. Zaten bu vicdan azabını duysa ya senden özür dilerdi. Ya hayatına girmeye çalışır. Ben ne haltlar yedim, beni affet diye kendi ya bir mesaj çeker ya gelirdi. Değil mi? Özür dilemediğine göre bilinç seviyesi hala aşağıda demektir. Sen bu insanla yani ne sanıyorsun? Sen hasta olsan ne olacak yani? Kendi kendine hasta olmuş olacaksın üzüle üzüle. Ne oluyor? Biz kendimizi üze üze üze. Nereye kadar? Ne olacak? Üze üze. Peki. Hadi bir soru sorayım. Allah seni sen üzülesin diye mi yarattı? Yüce Rabbim. Hı? Allah sana kol vermiş, bacak vermiş, sağlık vermiş, nefes vermiş değil mi? Bir yaşam vermiş, bir aile vermiş. Allah seni ağlayasın diye mi yarattı? Hadi başka bir soru sorayım. Senin bu gözyaşlarına o insan değer mi? Bu acına o insan değer mi? Zaten o karşıdaki insan bunlara değse seni o kadar üzer miydi? Zaten o insan bunlara değecek. O kalitede, o değerde, o büyüklükte, o erdemde bir insan olsa seni o kadar üzer mi? Ya nasıl bir karşıtlık ilgisi var biliyor musun? Ya bizi üzen insanlar aslında tam da en değer vermememiz gereken insanlar. Gözümüzün kenarlarında kırışıklıklar var ya, o kırışıklıkları yapan insanlar aslında tam da onlara hiç değer vermemen gereken insanlar. Her insanın yüzündeki çizgiler vardır, ince çizgiler değil mi? İşte o ince çizgileri birisi ağlatmıştır. Zamanla oluyor işte. Zamanla oluyor. En çok da üzülünce daha fazla çıkıyor. Bir yılda bile insan çöker ya. Öyle oluyor. O seni üzen insan acaba o gözyaşına değer mi? O alnındaki çizgilere yapabilecek o değerdi mi o insan? Değer mi? O kadar değerli mi? Zaten o insan o kadar bunlara değse seni bu kadar üzer miydi? Seni hiç yerine koyar mıydı? Sana bunları yapar mıydı? Seni o kadar ağlatır mıydı? Yani seni o ağlatmak, senin üzülmen o kadar umurunda olmamış ki sana bunları yapmış. O kadar da vicdan azabı duymuyor demek ki. Değil mi? Sen şimdi affetmeyip içini şişirsen, humur humur konuşsan, hayatına devam etmeyip işte sürekli ağlasan, arabesk parçalar dinleyip bütün arkadaşlarına başına gelenlerden bahsetsen ve hayatına böyle melankolik, arabesk şekilde, daha karamsar şekilde devam etsen ne olacak? Kendine yapıyorsun. Ne olacak? Sen çok üzülüyorsun diye tatile mi gitmeyecek? Ne diyeyim? Kendine yeni sevgili mi yapmayacak? Ya da üzülmeyecek mi? Ya da hani başka hayatına olumlu şekilde devam etmeyi mi bırakacak o insan? Hayır. Umurunda olmaz bence.
Yani ne yaparsak biraz kendimizi yapıyoruz. Başkası bize yapıp ettikleri için bir de yapmadıkları için üzülüyoruz. Bu çok ilginç bir şey. Hiç düşündün mü? Hep bizim üzüntülerimiz. Neye üzülürsek üzülelim. Ya birinin bize yaptıkları, tamam mı? Ya bize yaptıkları, bir de ya da yapması gerekip de yapmadıkları yüzünden. İki sebeple üzülürüz biz. Bu iki sebepten birisi ya bir şey yapmıştır bize ya da güzel bir şey yapması gerekiyordur, onu yapmamıştır. Yanımızda olması gerekiyordur, fedakar olması gerekiyordur, yardım etmesi gerekiyordur, destek olması gerekiyordur, yapmamıştır. Ya da bunun tersine kötülük yapmıştır. Yani netice itibariyle ya bize bir şey yapıp ettikleri ya da yapmadıkları nedeniyle ya kendi kendimizin canını okuyoruz. Bak kendi kendimizi niye affetmeyerek, hayatımıza devam ederek. Başkasına verdiğimiz en büyük şey nedir biliyor musun? Ceza. Onu affetmek. Belki de başkası affedilmeyecek kadar bile değerli değil. Hani seni affediyorum çünkü buna bile değmiyorsun. İçimde büyütmeye bile değmiyorsun. İçimde homur 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 seni devam ettirmeme hiç gerek yok. Çünkü bana her ne yaptıysan ya da yapmadıysan bu seninle ilgili. Senin erdemlilik makamın, senin ilerlemen, o ana kadar benim senin için neyi ifade ettiğim ya da etmediğim, hayata nasıl baktığın, bakmadığın, Allah'a ne kadar yakın olduğun, olmadığın. Herkesin idrak seviyesi öyle farklı ki, değil mi? Yani seni de üzen kişi için de aynı şey geçerli. Onun erdemlilik makamı daha ilk başlardaysa belki farkında bile değil. Bir de hani şöyle bir şey var, hiç düşündün mü bilmiyorum. Yani diyelim ki sen 115. enkarnendesin. 115. enkarnendesin. Adamın biri de senin canını okudu. adamın belki bebek ruh ilk enkarnesi yeni geliyor dünya mekanına. Hata yapacak. Yapacak. Sen yapmadın mı? Daha önceki hayatlarına baksak neler neler çıkacak belki. Yani hata yapmayan bir Allah. Yani biz melek miyiz? Kanatlarımız mı var? Neresi? Burası dünya mekanı. Tabii ki canımız acıyor. Çok acıyor. Doğru. Doğru. Yani hiçbir şey küçümsemiyorum. Hani bunlar yenilir, yutulur şeyler. Ondan sonra acılar kaldırılır. Bunları demiyorum. Hayır. Tabii ki. Herkesi çok acıtan şeyler yaşanmıştır. Farklı farklı durumlar. Yalnız dünya mekanı burası. Yanlış da, hata da, birilerini kırmak da insana dair bir şey değil mi? Hata yapacak, üzülecek. Sonra ben ne yaptım ya diyecek. Ben kötü bir insan mıyım? Ben yapmayayım bir daha bunları. Değil mi? Öyle. Yani bir insanın hani direkt olgun bir ruh varlığı olarak mı dünyaya geliyoruz? Bazen de olgun olmuyoruz. Sonra yaşaya yaşaya olgunlaşıyoruz, değil mi? Belki o cahil bir ruh. Belki ruh olarak daha erdemli değil. Değil mi? Hani bana bunları yaptı. Ya belki sen erdemlik makamının olgunluk olarak, ruh olarak yaşlı bir ruhsun ya. Erdemlik makamında daha yüksek bir seviyede olabilirsin. Örnek vermek manasında söylüyorum. Belki sen 5. sınıftasın, tamam mı? Karşıdaki insan 1. sınıfta. Sen ona diyebilir misin ki sen benim gibi davranmıyorsun? Davranmayacak tabii. Davranmayacak. Sen de onun sınavısın. Niye? Sen ona düzgün davranacaksın. O kaba davranacak. Sonra kaba davrandığını resmetmesi için, kendini aynalaması için, kendinin ne yaptığını görmesi için belki de ona sen aynalık ediyorsun. Bak bu konuda benim deneyimlediğim bir şey var. Geçen gün bir tane danışanıma ya astral seyahat yaptım bir tane danışanım için, tamam mı? Orada gördüğüm bir şey oldu. Bu anlatayım. Kadın birinden hoşlanmış. Ondan sonra biriyle sevgili olmuş. Evlenecekler. Ondan sonra çok mutlular. Ondan sonra İkisi de mimar falan. O meslekten tanışıyorlar. Ondan sonra adam sahtekarmış. Tamam ama kadın bilmiyor. Ev tutuyorlar. Adam kadını dolandırıyor. Bu evleneceği kişi. Kadını dolandırıyor. Ve hani neredeyse bir ev parası kadar gidiyor. Ondan sonra şöyle diyeyim. Bu kadın çok üzülmüş. İcra yolu falan filan icra ödüyor falan kendisine. Ondan sonra mahkemeyle uğraşmış. Neden ben bunu yaşıyorum falan diye.
Sonra ben buna baktım astral seyahatte. Ya ne gördüm? O kadar ilginç ki. Şimdi bu spatyumda neler neler oluyor bak. Yapıp ettiklerinden başına gelmemiş bu. Bu erde aklınıza da gelmez ha. Bu acayip bir durum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Spatyumda biz buraya gelmeden önce yapacaklarımızı kendimiz seçiyoruz, tamam mı? Hani ana yollar bellidir. Ara hatları biz seçiyoruz. Her zaman da biz seçiyoruz da yoldan ayrılıp bambaşka şeyler de yaşayabiliriz. O da ayrı. Bu konuyu iki kitabımla anlattım. Akaşık Kayıtlar Mucizesi 1 ve 2. Merak edenler okuyabilir. Devam edelim. Konuyu bölmeyin. Bu spatyumda bu adam daha önceki yaşamlarında da hep sahtekarlık yapmış. Tamam mı? Bu enkarnede kötü bir şey olduğunu anlatmak için tekrar böyle bir deneyim yaşamasını ve bunun acı çekmesi planlanmış. Burada buna meleksi bir ruh varlığı, dikkat, meleksi bir ve erdemli bir ruh varlığı olarak Spatyon'da böyle bir kalabalık gördüm. Kalabalık bir ruh. Yani böyle bir ruh varlıkları duruyor. Ve oradan dediler ki, Spatyon'a çıktığımda astral olarak dediler ki, bunun ta ana rahmine düşmeden önceki görüntüden bahsediyorum. İşte bu kişiye bu konum gösteriliyor, tamam mı? Dünyaya gelecek, böyle böyle bir hayat yaşayacak. Bununla da böyle bir ilişki yaşayacak. Ondan sonra işte sahtekarlık yapacak, bunu üzecek. Bu da en sonunda adam da üzülecek. Ya ben ne yaptım? Ben ne kadar kötü bir şey yaptım diyecek. Ama orada bir ne diyeyim size, hani suje, görevli, onu oynayacak, onu görev alan, onunla birlikte eş olacak insan. Kim bunu üstlenir diye soruluyor, tamam mı? Görev. Ama gönüllü olarak, isteyerek. Benim bu akış kayıtlarına değil de sadece buna baktım ben. Bunu tek bir konuda baktım. Tamam mı? Kapsamlı bakmadım. Ondan sonra bu kadın el kaldırdı. Ben üstlenirim diye. Hani niye bunu yaptı biliyor musun? Onu erdem manasında ben kaldırırım. Olur. Ben ona bunu öğretirim manasını. El kaldırdı. Gördüm ben. Dünya mekanına geldi. Damgalarımız var. Damgalama kapatmadan bunları unutuyoruz. Tamam. Bu kadının önceki hayatları bilmemleri tabii ki hatırlamıyoruz. Ondan sonra şimdi diyor Özlem hocam ben niye yaşıyorum? Sen seçmişsin. Kendin seçmişsin. Niye? O seni dolandıran sahtekar adamı olgunlaştıracağım diye gelmişsin buraya. Ben bunu hatırlamıyorum. Bu adamı da nasıl affederim? Benim hayatımın içine etti. Ama şimdi biz orada bazen fazla görev alıyoruz. Nasıl fazla görev alıyoruz? Görevleri topluyoruz, sonra buraya geliyoruz, hatırlamıyoruz ya damgalar ve hatırlamadığımız için ya bunlar benim başıma niye geliyor? Belki sen seçtin. Biliyor musun neden seçtiğini? Üstelik hani ben erdemliyim, daha da erdemli olabilirim. Meleksi ruh varlığı. Yani kendine daha önceki hayatta bir şeyler yaptığı için değil, adamı olgunlaştırmak için kendini bu hayatta o konu için, sadece o konu için feda etmeyi kabul etmiş bak. Böyle ruh varlıkları da var. Bunlar meleksiler. O kadar olgun bir ruh, o kadar olgun. Bu konu çok uzun, çok uzun. Böyle meleksi ruh varlıklarının özellikleri var. Bunlar farklı alanlar. Ondan sonra bunlar değişik görevler alıyor. Yani burada büyük acılar çekiyor. Aslında meleksi, erdemli olduğu için ben onu kaldırırım, feda ederim diyor. Karşı tarafı olgunlaştırmak için bunu öncesinden kendi kabul edip geliyor spatyumdan. Tamam mı? Tabii hepimiz bu şekildeyiz demiyorum. Böyle olanlar var. Bu kadının sadece yaşadıklarının bir bölümü öyle üstelik. Hani hayatının her bölümü öyle değil. Yani ne? Bir konu için de feda etmiş olabiliriz. Bu da bu çıkıyor. Değil mi? Önemli bir konu. Bunların hepsi çok güzel konular. Hepsi yazılacak konular. Allah zaman versin. Huzurlu zamanlar yazabileyim. Ya bak şimdi affetmenin altında aslında kendimizi özgürleştirmek var. Bu örnekte verdiğim, örneğini verdiğim kadın mimar sahtekarlık yapmış ya sevgilisi. Ya bunu affetmese hayatının içine edecek, kendi hayatının içine edecek. Yani tamam adam bunu dolandırmış da ne olacak? Yeni bir sevgili bulamayacak, yeniden evlenemeyecek, işte hayat kuramayacak, gülemeyecek. Ne olacak? Bütün hayat gidecek. Üstelik o kadar üzüldüğü için de hasta olacak. Ne olacak? Geçmişe bağlı. Geçmişe bağlı. Geçmişin devamı. Sonra enerjisini aynı şeye yoğunlaştırdığı için aynı adamları çekecek tekrar hayatına, değil mi? Sonra karma devam edecek. Affet ya. Affet bir bırak. Özgürleş. Özgürleş bırak. Bırak yeni bir sayfa aç. Nokta. Nokta. Olan olmuş, biten bitmiş. Geçmişe Fatiha. Bırak ya, bırak. Ne olduysa olmuş, temizlen.
Temizlen bir arın ya. Tamam. Ne olduysa olmuş. Artık yeni bir şey yaşa, güzellikler yaşa. Bunun içine ne yap biliyor musun? Otur. Karşına bir yastık al. Seni yüzen kimse. Evde yalnız ol odanda. Herkes hani ya köşesine çekilmiş olsun ya da sessiz yalnız olduğum bir ortamda. O insanla konuşuyormuş gibi. Konuş ya. O insan varmış gibi. Söyle işte bana bunları. Sen de ki sen şusun. Ondan sonra ya da şu kişinin yüksek benliğini şuraya çağırıyorum de ilk önce. Yanıma çağırıyorum. Adını soyadını söyle. Tamam mı? Konuş. İçinden geldiği gibi belki 1 saat, 2 saat, 3 saat sürebilir. Bölme. Böyle bir zaman ayır, tamam mı? En sonunda bitsin. Teşekkür ederim sana de. Teşekkür ederim. Şimdi yüksek benliğe, şu kişinin yüksek benliğe gidebilirsin. Tamam mı? Adı soyadı. Yüksek benliği. Örnek veriyorum. Menekşe Bulut'un yüksek benliği. Şimdi gidebilirsin. Burayı uydurdum ismi. Bunu söylerken çok hani kelimelerini arama. Kalbinde ne var? Anlat. Belki küfret, belki kız, belki yastığı yumrukla. Ya yumrukla neden? Kalbindeki acı bir aksın ya, bir topraklan ya. Şu acı bir çıksın, bir çıkart onu. Bak onun çıkması o kadar önemli ki. Bunu çıkartmadığımız zaman ne oluyor biliyor musun? O acı devam ediyor. Yani ömür boyu da sürebilir. Sen ne zaman çıkartırsan o zaman rahatlarsın. Hastalıklar hep bundan. Ya ben şifacının rehberinde yazdığım bir şey var. Çok seviyorum o cümlemi. Orada şöyle demişim. Ruh hastalanan beden hastalanmaz aslında. Ruh hastalanır. Biz hastalığı bedende görürüz. Biz ne zaman ruhu şifalandırırız, beden iyileşir. Bizim şimdi neremiz acıyor? Kalbimiz acıyor, canımız acıyor, ruhumuz acıyor, yaşadıklarımız. Ya içimiz acıyor. İçindeki sıkıntıyı ne zaman atıyorsun, rahatlıyorsun. Sen mutlu bir insanın hasta olduğunu gördün mü? Bir insanın iyileşmesini istiyorsan, hangi konuda mutsuzsa, o mutsuzluğu düzelt, o insan iyileşir. Doğru mu? Kendi çevrenden bir bak. Bak, gözlem yap. Sen mutlu, tamamen mutlu bir insanın hasta olduğunu gördün mü? Onun canı bir şeye acıyordur. Birine kızgındır. Canını birisi acıtmıştır, içine oturmuştur. O acıyı bir çıkart. 2. Yaz sansürsüz. Şu kişiye, hadi az önceki örneği vereyim. Uyduruyorum ismi. Menekşe Bulut. Bana bunları yaptın. Ben sana çok kızdım. Sen böyle böyle sahtekar, böyle bir insansın. İşte sen böyle bir insansın. Ya burada sansürsüz. Tamam mı? Sana ne yaptıysa. Her şeyi anlat. Sayfalarca. Buradan kendimden bir örnek vereceğim. İçimi acıtan birisi olmuştum. Ve uyuyamıyordum. Bir an aklımdan gitmiyordu. Canım acıyordu. Ve karşıdaki insanın umurunda değildi bu acı. Umurunda da değildi. Hayatına devam ediyordu. Ama ben kaldım orada, kalmıştım orada. Oturdum yazdım. Ona yazar gibi. Yani hayatımın devamına devam edemiyordum. Yani kalmıştım orada. İçime öyle oturmuştu ki. O hayatıma devam ediyordu ama ben nefes alsam da o nefesi hissedemiyordum. Sonra ona sayfalarca yazdım. Sanki yazacaklarım bitmiyormuş gibiydi. O kadarca yazdım. Bana bunu yaptın, canım acıyor, ben bunları hissetmiştim. Şöyle böyle sayfalar sürdü. En sonunda dedim ki tamam, her şeyi yazdım. Yazacak tek bir şey kalmadı. Kalem durdu. Tamam, bitti. Ama kalbim de rahatladı. Sonra onu, bak buraya dikkat et, iyi dinle. Onu, o yazdığımı dolunayda, dikkat et. Dolunayda. Mümkünse hani o kaçta tutuluyor falan filan ya, o zaman o vakit, illa o zaman şart değil ama dolunay niyetine de yapabilirsin, ama dolunayda yaparsan daha iyi olur. Yak. Hani bir balkonun varsa balkona çık, yak. Yak o kağıdı. Yakarken de güzel kardeşim şöyle de, oh bitti gitti dertlerim. Tamam mı? Oh bitti gitti dertlerim. Bak bu benim anlattıklarım var ya, bunun bir topraklanma şekli. Affetmek, hoponopono, ondan sonra yastık desem, ondan sonra
Bu Ho'oponopono'dan da parantez içinde limitsiz sıfır zero. Ya böyle bir şey vardı. Limitsiz sınır mı? Öyle bir kitap var. Hatta Tamer Toker'in sitesinde var. YouTube'dan bakarsınız. Tabii kitabı alın. Oradan dinlemekten ziyade alın. Ondan sonra güzel bir şey. Bu açıklamaları o kitabı eklerim. Oldu mu? O kitaba bakarım hangisiymiş, eklerim o kitabı. O kitabı okuyun. O çok güzel bir kitap. Ho'oponopono'nun aslını anlatıyor. Belki 4-5 kere okumuşumdur. Çok güzel bir kitap. Açıklamalara o kitabı yazacağım. Ondan sonra burada aklıma gelmedi adı. Sonra ya bak bunların hepsi ne biliyor musun? Topraklanma yöntemi. Topraklanma. Topraklanma ne biliyor musun? Bu içindekini çıkarmak. Acıyı. Bunu çıkarmadan aslında geçmişle vedalaşamıyoruz. Geçmişle vedalaşamayınca ne oluyor? Yeni bir adım atamıyoruz. Yeni bir sayfa açamıyoruz. Yeni bir güzellik yaşayamıyoruz. Hep geçmişin devamı oluyor. Ne oluyor? Karma oluyor. Eskiler devam ediyor. Sıkıntılar devam ediyor. Bitmeyecek gibi oluyor. Her şey böyle aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz. O zaman ne oluyor? Gene aynı çukur. Aynı karma çukuru devam ediyor. Diyorsun ki ya benim karşıma da hep aynı adamlar çıkıyor. E sen hep aynı şeyi düşünüyorsun. Doğru mu? Biraz bakışını değiştir. Hep aynı karamsar şarkıları dinliyorsun. Hep aynı şekilde negatif haberleri okuyorsun, negatif şeyleri okuyorsun, negatif insanları hayatında barındırıyorsun. E bu hayat değişir mi? Değişmez. Değişmeyecek. Ne zaman sen değişeceksin? Hayatın değişecek. Ne zaman affedeceksin? Bırak, bırak ya, bırak. Bırak. Ne yaptıysa, ne yapmadıysa bırak, Allah'a havale et. Ben diyorum ne halleri varsa görsünler. Allah bildiği gibi yapsın. Bana uzak, Allah'a yakın olsunlar. Tamam, hepsini affet. Ama tabii bunlar bizim onlara yakın olacağımız anlamına gelmiyor. Değil mi? Bak affetmek böyle bir şey. Çoğu insan diyor ki büyük handikap, büyük soru şuradan geliyor. İyi de ben o insanla affedince onunla konuşacağım mı? Konuşacak mıyım? Hayır. Konuşman gerekmiyor. Hatta o insanın bundan haberi olması bile gerekmiyor. Bu affetmek seninle alakalı bir durum. Ya kalp sanki kanıyor biliyor musun? Kanıyormuş gibi. Kalbi ne kadar kanatırsak da o kadar ruhumuz üzülüyor. Hayatımız negatife doğru gidiyor. Gözlerimizdeki ışık sönüyor. Ya birçok şey var. Düşünsene senin için en sana değer vermeyen insan gözündeki ışığı söndürüyor. E o insana değer mi bu ya? Gözündeki ışığı söndüren insan değer mi? Ya tam tersine işte o yüzden mutlu olmalısın. Buna inat mutlu olmalısın. O insan seni bu kadar üzdüğü için daha da mutlu olmalısın. Bu hayat daha da iyi olmalı. Sen daha da başarılı olmalısın. Daha da çok çalışmalısın. Bu hayata daha da çok sarılmalısın. Sevdiklerine, güzelliklerine, Allah'a daha da yakın olmalısın. Daha da hayatını güzelliklerle donatmalısın. Neden biliyor musun? E sen güzelsin ve güzel şeylere layıksın. Seni biri üzdü diye ya da birileri üzdü diye kendi hayatının içine etmeye daha ne kadar devam edeceksin? Tamam. Giden gitmiş, olan olmuş, geçmişe Fatiha. Sen seni üzmeye devam edecek misin? Ya bitmiş bir ya, kabul et bir ya, kabul et. Biliyor musun bizim en çok sıkıntımız ya bu kabul etmemekten oluyor. Kabul et ya, acıysa acık bir kabul et. Tamam bu sana yapılmış. Bir nokta koy. Kabul et, devam et yoluna. Ama ben bunu sindiremiyorum. Ama beni terk etti, ama şu oldu, ama bilmem ne. Bir sürü şey, bir sürü şey. Ama bunu yaptı, ama yanımda olma. E tamam. Onun günahı. Onun günahı. Bu yaşamda ya da bundan sonraki yaşamda başına öyle bir şey gelecek ki ya ben bunu neden yaşadım diyecek. Niye benim yanımda kimse yok diyecek. Niye ben bu kadar mağdur kaldım? Allah'ım yapayalnızım diyecek. Neden? 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 Acaba zamanında kime ne yaptın? Kime ne yaptın da onu yaşadın değil mi? Yani işte bu. Affet. Affet. Affetmek, özgürleşmek. Bırak ya, bırak. Hayatın güzelleşsin. Onlar için değil, senin için. Yeni bir şeyler düşün. Ve ondan sonra ne biliyor musun? Geçmişteki defterleri kapatmak gibi. Yerine yeni bir sayfa açmak gibi bu sefer güzellikleri doldur. Güzel şeylere odaklan. Tamam mı? Güzel şeylere nasıl odaklanır burada anlatmayayım. O zaman çünkü konu çok dağılır.
Olabildiği kadar hoponopono yapmak bile affetmek için çok çok gerekli bir şey. Affetmek bizim onlara verdiğimiz bir ödül değil. Bizim kendi yükümüzü hafifletmek. Aklımda kalacak bu anlatmadan, bir konuşmadan, bu ses kaydından sadece tek bir şey kalmasını istiyorsan o da şu olsun. Affetmediğin o insanlar, seni sevmediğin o insanlara sen affetmediğin müddetçe bir enerji yolluyorsun. O enerji onları besliyor. Besliyor. Kablolar var. Kablolardan onlara yayın gidiyor. Ve bu yayın vasıtasıyla onlar enerjisel olarak besleniyor. Onlar güçleniyor, sağlıklı oluyor. Senin de sağlığın giderek kötü oluyor. Sadece bu sebep bile yeter. Tek bir sebep istiyorsan sadece bu sebebi bir zarfa koy ve sakla. Evet, ve şimdi seçimini sen yap. Affediyor musun?